diyelim ki baraj burada, benim 150 metre önünde 10 tane hanem var. Bu kamyonlar mecbur taş ocağı tarafından gelecek. Ben bu vatandaşlara, burada baş ağrıyacak olan benim. Şimdi örnek, taş ocağımız var. Sizin DS'nin taş ocağı var benim orada. 2015, 3. ayın 15'inde ben kapattırdım. Dilekçeleri yazdım. Sözleşmesi bitmişti, kapattırdık. Müteahhit firma geliyor, gece, yani dürtüklüyor taşın altından, sabahın bir dinamit atıyor, köy sallanıyor. Ne var? Müteahhit yaptı. Şimdi müteahhitlerde de böyle bir sıkıntımız oluyor bizim. Şimdi müteahhit geliyor, 100-150 hane arabayla giriyor, toz toprak, o biçim. Ben şimdi, benim kendi adıma, kendi köyümü sallamam, benim 14 tane hanem var. Ha bunların istimla yapılacak, kalkıyor mu? Parası ödeniyor mu? O benim sorunum değil. Ama ben istimlamı yapacağım. Ben vatandaşımı oradan rahatı erdirmem lazım. Şimdi 100 metre geride benim haneler orada duracak. Aileler var, bayanlar var. Ya ben 50 yerden şoför geliyor. İyisi de var, kötüsü de var. Ben bu riski üstüme almam. Yani oralarda çalışılmaz. Yani benim Çiçekli muhtarı olarak söyleyeceğim şu. Benim 14 tane hanem var. Arazi ölçümüm var ama 14 tane hanem var. Bunların istimla yapılıp kaldırılması. Ben demiyorum ki baraj olmasın. Biz karşıyız. Vatandaş da demiyor ama ben diyorsun ki, söyleyeceksin şimdi burada. Biz her zaman anlatamayız o millete. Kardeşim, senin yerin dönümü şu. Fiyatı bu. Ben biz bu fiyattan fiyat ödüyoruz. Bana verilen imkan bu. Siz de memursunuz. Bana devlet bu yasada bu kadar fiyat vermiş. Ben bunun üstüne çıkamıyorum. Evet. Yasal yolumuz açık. Yani abilerimiz var burada. Biz o zaman ne yapacağız? Ben senden çıktıktan sonra toplayacağım köylümü, kendi köyümü. Diyeceğim adam, müdürüm anlattı.